Bir dakika, vallahi samimi fikrim bu. Ya sevgilim, buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi, gişe korku... Yok be Okan, gişe değil yalnızca. Filmleri değerlendirme, ama filmlerle ilişki ama kurma şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki, Cem Yılmaz sineması. Neden diyor bunu? Ne güzel ama, bu genç yaşta. Değil mi? Yani çok güzel bunu... Yani şimdi şeyse son, dün gece, işte sen bugün geleceksin, dedim ki filme gidemedim, bari ayıp olmasın. Ne yapayım seyredeyim falan. O şeyi çok sevdim. Üç hipster şişman. Çocuklar. Sakal. Üç hipster şişman. ve çok iyiler yani. diye anlatıyorlar. Ve sonra başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenleri. Eskiden bir Atilla bu sene moda ama şişman evet, ve sakallı. Bu sene moda diye ben de yani. Her sene kendini moda yapacağım. Tabii canım. Yani. Ben de o çocukları takip ediyorum. Bir dakika bu ne neydi? Diyorlar? Bir dakika dur pardon. Biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? Ama... bir dakika. Ya bir Can Yaman'a yatırım yaptın. Yaptın. Okancığım. Oradan yürüyebilir miyim diye baktın. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar 90'ları. Siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. Yani. Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına, bunu yapmak çok kolay. 3 ayda yaparım ben bunu. Hakikaten. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki orada. Yani ben şuradan... Peki şurada Ozan'ı harcaman. Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da bambaşka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani benim çok ödem var. Tanırsın o ödemi. Bu ne? Hangisi? Bu çok güzel. Gel git. Ay. Bu ne ayol? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır, o ilk yakın gözlüğüm. Tam film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. Yok be Okan, o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. Gözlük... Niye numara yapıyorsun? Var mı? Başladı. Yakın gözlüğüm başladı. Maşallah. Var işte o, yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı, hadi son fotoğrafı da göstereyim. Çok komik. Aynen. Bu tamam, buna razıyım. Çok iyi bu, çok iyi. Ya çocukların, maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. Sen bunu biliyorsun. Ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini anasındandır ya falan. Yani öyle şeyler vardı espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir destek alıyoruz. Onun için tam istediğimiz gibi olmuyor diye bir espri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün yine telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler. Sömestr tatili. Bizim gibi işçi değil ki onlar. Tabii. You know. Aynen, evet. Yani çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah bağışlasın. Allah hepimizin kendini bağışlasın. O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? İki ay o. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. Can Yaman hazır dersini almışken. Evet, dersini alıyorum. Peki. Bir dakika, burada bir pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri, hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şey artık kalksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var. Çok üstüne gidiliyor, yapmasınlar. Ben... Hayır, yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum. Yani kas kolay ya. Peki, hadi, dur ciddileşeceğim. Şu şeyi... Kas kolay şimdi, yani. Bu bütün filmlere baktığımız zaman şimdi biraz seninle hızla geçip senin fikirlerini alacağım. Şimdi her şey çok güzel olacak. İlk göz ağrım tamam. 98 yılı Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Küçük bir rol, çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora, büyük iş, büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler, Türk sinemasının alışık olmadığı. Organize işler tekrar oyuncuydun. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde
hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Şimdi bana, zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. Ki insanlar böyle yapmak ister ne olur. Yok şöyle diyebilirim Okan. Yani Hokkabaz'ın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arok geliyor ki Arok'u hiç anlamadım. Samimi söylüyorum. Çok iyi. Samimi Allah'tan, yani Allah'tan buradayım. Yani yardımcı olabilirim. Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet. Vallahi ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Yakında sizlerleyim. Söyle bana. Evlerdeyim. Hokkabaz'da ne oldu da Arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Goran'ın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Goran'ın tersi. Arok ha 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 falan. Yani şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. Yani Gora zamanında da öyleydi. Abime anlattım. Halıcı var kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. Yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama falan. Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı, yani o karakter sevildiği için, ben de sevdiğim için oynamayı, onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, hani bir ondan bir ondan gibi. Yani tatlı dramalar, bir de karton maceralar gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Ya benim için seyircinin için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi Hokkabaz'da olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim 400 kişilik bir grup. Çıktılar çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle niye ağlattın bizi falan diye kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ya ben açıkçası Deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın yani birazcık, sert. Ne bileyim ben, nasıl hoşuma gidiyor. Ya? Kalın yani, mevzu kalın. Yepyeni sinema deyimleriyle karşınızdayım. Peki. Film noir gibi. Fakat bu Arok, tabii ki Arok en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216, 5 Arif, milyon 216, falan. Evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok, ondan sonra yok yok 5 milyon var, 4 milyon var, 3900 var oralarda yani. Ne diyorsun ya, öyle bir şey yok. Ha paraya bakıyormuşum, özür dilerim. Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım fakat, diyebilirim. Fakat evet, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama bizim jenerasyon bu konuda şeydir hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz oyuncu olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben çok memnunum. Yani tamam. Yaptığım şeyden çok memnunum. Diyor? Başkaları çok övüyor. Çok beğeniyorlar evet. Çok İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama o bir hani nasıl diyeyim sana yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir yönetmen ya Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet tabii işte ki. İşte Entelköy, Efeköy'e karşı. Onun bir stili vardı. Ben o stilde bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça
ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani, izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. Kendini al beğenmiş. Ha, o da, onun da çok duygusal macerası. Orada da baba baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Doğru, doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet. Tabii. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik, geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgul'u seviyorsun da ne oluyor yani, işine yansıyor mu falan diye. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani, bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, teklifin komik bir öyküsü var. İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı 100 küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum, lan 75. sayfada öldüm. O da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abinin bir öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? Yani o noktaya geldi iş çünkü ya. Yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? Yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani Av Mevsimi filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Av Mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananla falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşmayayım lütfen. Da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför mahallindeyim, yanımda da Şener abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik, bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca hani laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımdan, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki Okan'ı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de ya çok... yani mesela giriyor, oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz, yani eleştiri olarak gidiyor. Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. Ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz ya setlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniz. Hocam filmle ilgili konuşuyorum. Hoca diyor ki, o da diyor ki. Yani kardeşim film benim zaten. Yani filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bunda. Bu hangisi? Bu en son çıkardığım single. Bu şimdi, şimdi. Bu şimdi burada da söyleyeceğim. Şimdi burada da söyleyeceksin. Evet. Ha. Allah Allah. Niye 4-5 sene öncesine göre daha genç duruyorsun? Bilmem. Şeyde ışıktır, görüntü yönetmenidir. Ha. Tarzı.
Yoksa arada bir estetik falan yaptırmıyorsun? Yok, yaptırmıyorum. Hiç mi yaptırmıyorsun? Hiç yaptırmıyorum. Hiç yaptırmadım. Hiç yaptırmadım. Yani peki mesela şuraları da kırışmasın diye oraya da biraz zehir sıkalım bak, falan. Bak. Hiçbir şey yok. Ama mesela böyle dediğim zaman da şey derler, arası geçmiş botoksun. Öyle diyorlar çünkü. Ben onun için bir şey söylemiyorum. Ne diyeyim? Yaptırabilirim. Ben 47 yaşındayım yani. Hani istersen. Hani neden yaptırmayayım? Tabii ki yaptırabilirim. Hmm. 48. 48, 40, evet. 48 olacaksın. 48 olacağım. Evet. Öyle değil mi? Evet. Nereden evet. biliyorsun? Benim sevgilim de seninle aynı yıl doğmuş. Ona ben 48 diyorum. Sen benim doğduğum yılı falan takip ettin demek ki. Biliyorsun. Takip etmedim. Burada baktım, önümde yazıyor. Aha, okey. Algıda seçicilik. Benim sevgilimle aynı yıl doğmuş olduğun için. Tamam. Ona baktım. Sen kaç yaşındasın? He? Sen kaç yaşındasın? Ben 56'yı bitireceğim. Öyle mi? Kısa bir süre içinde, evet. Var mıydın sen o kadar? Nasıl var mıydım? Ben arada hiç... yaş aldım ben puanla. Ayrı ödeme yaptım. Ne yapacağız Allah Allah, normal. Şahane görünüyorsun vallahi. Nasıl şahane? Nerem şahane? Öyle canım, hele bu saçla iyice bitmiş artık. Hiç 56 der misiniz arkadaşlar? Hiç yok. Mümkün değil. Öf. Hiçbir şey yok canım. Ayrıca da bu yaşlanma korkusunu da ben anlamıyorum. Yaşlanma korkusu nedir ya? Kim o eski salak yıllara dönmek ister ki? Ben hiç istemem vallahi. Evet. Ben çalışıyorum 25-26 yaşındakilerle. 30 yaş önceleriyle. Çok fena. Tahammül edemiyorum. Tahammül edemiyorum. Hani ben var de. Ya böyle üç kağıtçı bir laf böyle işte, hani hazır jenerik bir laf böyle işte. Gençlere çok inanıyorum. Hiç inanmıyorum. Gençler çok inandım diye. Arada bir iki tane çok iyi çıkıyor ama. Ne haber diyorsun? Şempanzeler bile kullanıyor Instagram'ı. Yayınladım geçenlerde. Hmm. Şempanzeler bile kullanıyor. Fotoğraf da çekebiliyorlar. Instagram'a koyabiliyorum bilmiyorum. Ama şey yapıyor. Elle kaşıyabiliyor onlar da. Yani hiç bu maymunluk, başka bir şey ama değil. Ama biz 20'li yaşlarımızda öyle değildik. Ben değildim yani. Ben senin 20'li yaşlarına baktım biraz önce. Aa. Bunlarda o da yok. Hiçbir şey yok. Evet. Ha. Yani ahlaki ya da ahlaki olmayan bir şey yapacak enerjisi yok. Ya havaalanlarında görüyorum. Şimdi turneye gidiyoruz şeyi. Aha. Oyunu turneye götürüyoruz. Böyle tipler abi. Hepsi böyle yürüyor ya. Abi. Ulan yürüyemiyor herif ya. Yürüyemiyor. Yürüme bitmiş. Böyle. Uçağa gel. Ha, uçağa mı gel? Bir tek şeyde X-ray'den geçerken bırakıyor telefonu. Telefonu verin. Bu ne lan? Bunlar ne olur? Bu ahlaksız bir şey yapabilir mi? Ahlaklı bir şey de yapamaz ki. Hiçbir şey yapamaz. Tabii. Neyse, gençlerden korkmaya gerek yok. Yok. Son ahlaksızlar bizdik. Buna yorum yapamayacağım. Devam! Dur! Bu nedir bu aşk acısı çekmeler sürekli? Şey ama klip ağla ağla diyor. Şarkı bir ayrılık şarkısı. Senaryo öyle yazılmış. Yani nasıl? Ağla ağla kime diyor? Ayrıldığı tipe mi ağla ağla diyor? Kendisi mi ağla kendi ağla? Kendi ağla ağla bittim ben diyor. Bir sen, sözlerini hatırlıyor musun? Genelde hatırlamaz. Söylediğin şarkının sözlerini hatırlamazsın. Sen dardayken genelde. Yettim ben. Borcum ne yaptın, var. Ne yaptın, yettim ben? Ağla ağla bittim ben. Ha. Sen dardayken yettim ben. Sen dardayken yettim ben. Borcun var sanma sakın, kalp armağan ettim ben. Sezen Aksu. Çok güzel. Çok iyi. Şahane yani. Sonra herif gitti. Nasıl bu kalbi geri alacaksın? Kalp armağan etmek, kalbi verip çıkartıp yollamak demek değil. Yerinde evet. duruyor kalbin neticede. Evet. Verdiğin doğru. gibi geri alırsın. Hmm. Evet. Yani niye sevenler birbirlerine kötülük yapıyorlar? Ben de bunu anlıyorum. Gençlerde çok var bu. Sevenler hep birbirine eziyet çektiriyor. Bir böyle, bunu bir kere bahsetmişim televizyonda. Bir eski bir country filmi böyle. Hmm. Bir tane perişan adam evde oturmuş falan böyle. Yazık, ölecek. Bir de genç çocuk var, onun kadar perişan. Kız bir, aman oğlan bir kızı sevmiş. Kıza fenalık yapıyor. O öbürü de amca gibi bir şey diyor ki, ulan diyor, birisi seni sevmiş. Başka birisini sevmemiş. Seni sevmiş. Hmm. Seni kimse sevmezken o seni sevmiş. Niye ona eziyet ediyorsun diyor. Bence tamamen hikaye bu. Ya birisi seni sevdi mi illa bütün şımarıklıklarını onun üzerine yığ. Bütün hayatla alıp veremediklerini onun üzerine yığ. Her şeyin acısını ondan çıkar. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Birisini sevdiğin zaman birisi seni sevdi mi sen onu daha çok sev. Aman bu beni sevmiş.
Yani mesela ben beni seven bir insana artık öyle davranıyorum. Şımarıklıklarım gitti. Öyle mi? Evet. Kız arkadaşına sormak lazım. Sor bakalım neler söyleyecek sana. Neler o kadar tatlıyım ki. O kadar kibarım ki. Vallahi billahi. Peki hayat sevmiş. Seni bu noktaya nasıl getirdi? Hı? Hayat seni bu noktaya nasıl getirdi? Anlayışla, düşünerek. Hı? İlla bir yerlerde bir kuytuda seni kıstırıp ağzına bilmem ne yapmaları gerekmiyor. Düşünerek bulursun. Bulamazsın. Bulursun. Ben hep düşünürüm böyle şeyleri. Şimdi mesela benim bir kız arkadaşım olacak. Onun belli bir yaşta olması yani fark etmez. Mesela 20 yaşında da olsa 25 yaşında da olsa bir şeylerin acısını benden çıkarmaya çalışabilir. Daha yaşlı olursa çok şeyin acısını benden çıkarmaya çalışabilir. Maksat, ne kadar küçük o kadar iyi diyorsun. Hayır acısını çıkarmak istemeyeni bulmak mesele. Tabii ki. Yani niye acısını çıkartıyor? Sen ben onu sevdim ya Allah olmaz öyle bir şey. Sevdi daha çok bu beni seviyor yani onun sevinci içinde olmak lazım. Evet. Olmazsan fena yani bu beni seviyor ben ona eziyet edeyim ben hiç yapmıyorum. Yapmıyor musun? Hakikaten. Kadınlara sormak lazım. Ha? Kadınlara sormak lazım. Hangi kadınlara? Bilmem hayatındaki benim kadınlara. Benim yok hayatımda öyle kadınlar filan. Canım geçmişten. Erkekler de yok tamamen yalnız başımayım artık. Öyle mi? Tabii. Ne yapacağım insanla uğraşma insandan bana fenalık geldi. Kolay İnsan değil olmayan ya. Yerler bulmaya çalışıyor. Kolay değil. İnsanın kendiyle bile derdi oluyor. İnsan kendinden sıkılıyor. Kendiyle mücadele ediyor, savaşıyor. Kendi kendini anlamaya çalışıyor. Kendi kendini hiç anlamıyor, anladığını zannediyor. Böyle bir şey olurken... Sen kendi kendini anlamıyor musun? Ben kendi kendimi anlamaya çalıştığım için anlıyorum. Ama çoğu zaman anlamadığım şeyler de yapıyorum tabii. Nasıl anlayayım ki? Niye kendi kendini anlamıyorsun ya? Sen değil misin işte? Ben benim ama mütemadiyen insan bazen neyin neden yaptığını çok iyi bilemeyebilir. Çok biz... tepkisel hayvani dürtülerle hareket eden insanlarız bir yandan. Bizim hiçbir hayvani dürtümüz yok. Biz yok, o kadar ezilmiş tipleriz ki bu şehir hayatın içerisinde. Yani sürekli üstümüzü başımız ağrıyorlar. Sürekli bize şunu yapma, bunu etme, burada sigara içme, burada durma, şuraya doğru git, burada sıraya gir, burada bilmem ne yap. Bizim artık yaptığımız her şeyin anlaşılır olması lazım. Ayrıca da bu, şimdi bak bu sen kaç yaşında bunu söylüyorsun? Gençler de söylüyor. Hı-hı. 20 yaşında bir tip diyor ki mesela, kendimi dinliyorum ve içimdekileri anlamaya ve içimdekileri dışarı çıkarmaya. Senin içinde kakadan başka bir şey yok. O da biraz önce yemek yediğin için. Başka içinden dışarı çıkacak bir şey yok. O kadar da anlaşılamayacak bir şey değilsin sen. Hiç kimse için yorum yok. Bayan düşünmüyor musun? Antidepresan parçası. Dur. İşte bizi spora başlatan insan Hülya Avşar. Yani gördükçe... Tenis oynamamız lazım onun için. Hocam evet tenis evet. Yani Hülya Avşar. Ben hiç Avşar, oynamıyorum denemedim. Mükemmel. Denedim olmadı. Yani mükemmel. İşte o çok eskiden beri Türkiye'nin en önemli filozoflarından biri. Yani onun önerileriyle biz bugünlere geldik. Görelim. Ben kendim antidepresan olduğum için... Genelde. O yüzden gerektirmiyorum yani. Ya spor. Spor. Hayat erken başlamak. Yani düzenli bir hayat, normal bir hayat yani. Normal. Marjinal olmayan bir Dur. Hayat. Benim de anlamadığım şu. Hülya sürekli aynı şeyi söylüyor. Sabah erken kalkmak ve spor. Ne kilo verebildi? yani ya bu şekilde ölüp gidecek yani. Anlatabildim mi? Spor. Her sabah spor. Ondan sonra hayata erken başlamak değil o. Yani kariyere falan kastetmiyorum. Güne erken başlamak. Güne erken başlamak. Hep onu anlatıyor. Ama 30 senedir falan bunu anlatıyor yani. Hayat geçti bu arada. Devam. Her zaman antidepresan yani. Nasıl olmuşsun? Dur. Bayıldım. Şey. Şimdi burada tabii ki Ozan ve değerli hayat arkadaşı Hera. Bir bakın bak görelim. Tam 80'ler konseptine uygun Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çekiyor. Dur. Çok güzel. Ozan biraz değişik tabii. Değil mi? Tanıyabildiniz mi? Sen ama bir parti konsepti evet. İçindeler. Herhalde evden çıkmadan önce kız oğlanın saçını başını yolmuş ki yani bir parti konseptine gelebilsin diye surat filan da biraz dağılmış ondan sonra. Fakat Ozan da şimdi çok kafaya alıyorlar Ozan'ı. Yani eskiden bu işlerin kısa boylusu bendim. Bana mesela çok başlık atıldı. Galaya yine kısa geldi. Neler neler. Yani böyle bu çok
Şimdi Ozan'a kaldı bu işler. Tabii artık hiçbirimiz yokuz piyasada. Teoman emekli. Sen Amerika'dasın. Ama zaten ikinizin boyunda bir problem yok. O nasıl? Eskiden biciri falan. Evet, kepçe kulak. Fazla falan. Kel falan diye. Yani evet. Ama yok, sana kel diyen kimse olmadı. Sıkıyorsa mı desinler. Evet. Bu çok güzel. Şimdi burada. Belki de Ozan'ın bu kızdan ısrar etmemesi gerekiyor. Yani o da olabilir. Yani bu. Çünkü artık gider böyle. Böyle gider yani. Kim, bir çünkü itiraz noktası olmalıydı. Son bir şey itiraz edebilirdi bence. Evet. Ya ama son bir şunu... Yani kız da topuklu giyiyor. Kız da topuklu giyiyor. Yani Ozan da kısadır hakikaten, değil mi? Kısa olduğunu hatırlıyorum. Çok uzun zaman oldu Ozan'ın. Arada uzamasına imkan yok zaten yani. Evet, kıvıramadım pardon. Yani, ama memnun hayatından. Kız da biz de programda ağırladık bir iki kere. Çok çok tatlı bir kız yani. Her uzun şey... mu yoksa normal kız mi? Mı? Kız uzun kız, değil. Kız normal. Ozan çok uzun. Onu sormak istedim. Devam. Oğlum 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben zaten zaten böyleydim. Neyse çok uzatmayayım. Sözü Atina'ya bağlıyoruz. Artık da eğlenceler, çok güzellikler. Şey olarak görüyoruz. Ne derler bana ya? Güzel anılar mı? Evet evet. Hayır, daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler bana ya? Paylaşıyoruz. Adını söyleyin onu mu? Fırsat doğuyor diyeyim. Dur. Yani, ya bu ona? Çok acayip. Yani ya bana da oluyor. Bu yaşlılıkla ilgili bir şey. Sana da oluyor. B12. Bir şeyi hatırlayamıyor. Ondan sonra onda da hatırlayamadığı şeyi bulmakta ısrar ediyor. Ulan röportaj yapıyorsun. Kısasın. Kısasın. Yani hani kısa olup da zeka fışkırsan falan hani tepe belki bir şey oluyor. Yani hem kısasın hem de yapamıyorsun yani. Bir garip bir şey ve herkes sana yardım etmeye çalışıyor. Gazeteciler, kız falan. Uzun süre bak hatırlayamayacak çünkü. Bahane değil. Görüşemediğimiz arkadaşlarımızı, herkes birbirini görüyor. Konuyu unuttum ben. İkinci harfi tut. Tuttum. Gelmek. Gelmemek de alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. Son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Dur. Bak işte bak son dönemde sen boyla... Sen mi başlattın bunu? Ben başlatayım ya. Ben niye yapayım ya? Ben Kenan'la ilgili söylüyorum. Yanaklı diye. Yanakları var abi diye. Abi senin de desturun yok ya. Abi böyle. Evet ama yanak bir şey değildir ki. Mesela bir insana hani yanağın var filan hani bir... Şey değil ki yanak, bir sakatlık falan değil ki yanak yani. Yani bu kısa boylu da bir sakatlık değil aslında. Hayır abi ben diyorum işte bendim kısa boylusu. Şimdi Ozan'a kaldı diyorum yani. Ben ortalarda dolaşmadığım için. Kısa boylu yok. Memleketimiz çok uzun herkes. Tartışırız. Yani ama... Sağ ol Demir. Evet devam. Ben de görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum. Yani böyle kötü bir adım. Yani Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet bence evet. De. Bence. Dur dur bak mesela bağlandığı yer çok acayip değil mi? Yani mesela Türkiye standartlarını normalsiniz deyince o zaman tabii diyor oğlum. Kız diye de bence de bak sana söyledim evden çıkmadan önce de kısa değilsin. Hayır kısayım ulan saçımı başımı dağıtacağım ben. Hayır biz de onayladıkça şu ya gidiyoruz. Evet, hayır, evet, evet, çok evet. Acayip değil mi yani? Hayır kısayım değilsin bebeğim yapma. Hani anladın mı saçlar dağılıyor filan.